Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü teşriflerini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim e, sevgili gençler. Az önce zaten İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Merhan Hanım e, hanımefendi e, güzel günler görüşeğimizi zaten ifade etti. Dolayısıyla ben gençlere teşekkür ederim. Efendim protokolle başlayalım. Sayın genel başkanlarım hoş geldiniz. Saadet Partisi'nin saygıdeğer yöneticileri hoş geldiniz. Efendim belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bugün bizi burada ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız hepinize yürekten teşekkür ederim. Kısaca bir iki şeye değineceğim. 2013'ten beri otobüs alınmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Ve otobüs almak için çaba harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza engel çıkarılıyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa pandemi döneminde olsun veya olmasın. Bir sorunumuz var demektir. Eğer hala yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer gençler geleceklerinden endişe duyuyorlarsa kaygı duyuyorlarsa ve biz acaba yurt dışına nasıl gideriz diye düşünüyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Eğer Türk lirası Yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa bir sorunumuz var demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Eğrisi veya doğrusu ama sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onlara aittir. Çünkü onlar söz verdiler. Biz bu sorunları çözeceğiz diye. Ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor çözenlerin iktidar olması gerekiyor. Ve çözenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım Büyükşehir Belediye Başkanımız gayet güzel ifade etti. 4 milyar lira borç ödedim dedim. Hiç borç almadım dedim. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borcu almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Ve yönettiğiniz kente hesap verebiliyorsunuz. Ve yaptığınız ihaleleri kamuoyuna açık yapabiliyorsunuz. Ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı gayet güzel açıkladı. Evet sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu çözebiliriz. Demokratik yollarla çözebiliriz. Halka hesap vermenin siyasetçi için onurlu bir görev olduğunu herkese duyurmak zorundayız. Herkese anlatmak zorundayız. Kur farkı Sayın Başkan, kur farkı sadece Türkiye'nin bilançosunu değil tabii sizin de söylediğiniz gibi bütün belediyelerin, bütün kamu kuruluşlarının da bağımsız kuruluşlarının da bilançolarını alt üst etti. Çılgın projelere ihtiyacımız yok dediniz. Ya bu memleketin sayın başkanım bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen insanlara ihtiyacı var. Sorunları masaya yatırıp açık yüreklikle tartışan insanlara ihtiyacımız var. Kibirlere değil kibirlilere değil alçak gönüllü ülkesi için çalışan insanlara ihtiyacımız var. Böyle bakmamız lazım. Ancak sorunları böyle çözebiliriz. Sorunlara böyle yaklaştığımız zaman pek çok sorunun kısa süre içinde çözüleceğini hepimiz biliriz. Aktı başında olan herkesin bu gidişten kaygı duyduğunu biliyoruz zaten. Bilmemek mümkün değil. Ama çözülmeyecek sorunu yoktur Türkiye'nin. Bütün sorunları çözülebilir akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle, istişareyle bütün sorunları çözülebilir. Ne kadar ağır yük alırsak alalım bu sorunların tamamının üstesinden gelebiliriz. Kısaca ne yaptınız diye Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki biz bunları şunları 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 yaptık. Dönüp bize diyorlar ki ne yaptınız? Sayın Başkan bu soruyu sormaları gayet doğal. Çünkü onlar başka bir şey yapıyorlardı. Siz onu yapmadınız. Siz harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiniz. İhaleleri açık yaptınız. Onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Onlar ihaleyi kapalı yaparlar, paylaşırlar kendi aralarında. Paraları paylaşırlar. Halka hesap vermezler. Halkı küçük görürler. Siz tam aksini yaptınız. Diğer belediye başkanlarımızın yaptığı gibi o nedenle ben bütün Ankaralıların önünde ifade edeyim size yürekten teşekkür ederiz. Bütün belediye başkanlarımızla aynı amaçlı, aynı çerçevede hareket ediyorlar. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum efendim. Sayın Genel Başkanım sizi uğurlamıyordum. Bugünün hatırası olarak sadece sayın genel başkanlarımızı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı Önce sahne önünde fotoğraf çekimi için davet edeceğim. Değerli protokol birazdan da kurdele kesimi için hep birlikte biz otobüslerin önüne gireceğiz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi